Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini atan büyük mimar, bize azmi, cesareti ve onuru öğreten, bugün sahip olduğumuz her şeyin yolunu açan, çağdaşlığın sembolü Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuza güdüşünün 83. yıl dönümü için toplanmış bulunuyoruz. 10 Kasım Atatürk'ü anma programımıza hepiniz hoş geldiniz. Tarihin sayfalarını karıştırdığımızda büyük şahsiyetler görürüz. Tarihe yön veren, onu değiştiren kahramanlar görürüz. Mustafa Kemal'i görürüz, adını ölümsüzlüğe yazdıran. Sizleri ölümsüz özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı sağlayan, yurt ve millet bütünlüğünü koruyan, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu uğurda, bu vatan uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda etmiş tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Yardımcım, kıymetli öğretmenlerim ve sevgili öğrencilerim. Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde onu anmak üzere buradayız. Gözlerinizde bir damla yaş, yüreklerinizde sessiz hıçkırıklar, yine Atatürk'ün huzurundayız. Gözlerimizin önündeki ışık yüzü henüz solmamıştır. Vatan üstündeki yiğit sesi her taraftan işitilmektedir. Mustafa Kemal adı gönüllerinizde dalgalanan bir bayrak, damarlarımıza vuran bir nabız, içimize açan taze tomurcuk, bir doğup bir daha batmayan güneştir. Türk tarihi Mustafa Kemal'i yüzyılların içinde süze süze getirmiş ve bir 19 Mayıs sabahı Türk ulusuna tarihin en büyük ödülünü sunmuştur. Onun atılışlarında binlerce yıllık Türk ruhunun şahlanışı vardır. İnsanlar çeşit çeşit ölebilir. Ölmeden evvel ölebilirler. Sayılı yıllarını biriktirdikleri için ölebilirler. Fakat bir insan vardır ki onu olaylar yıpratamaz, yıllar tüketemez. Herkese boyun eğdiren ecel onun manevi varlığına dokunamaz. Ulusu için yaşayanlar, ulusu var oldukça yaşarlar. Atatürk bunun için yaşıyor. Büyük Önder, iyi ki bizimleydin, iyi ki bizimlesin ve bizimle var olacaksın. Atatürk çalışmaya, araştırmaya, okumaya, tarihe çok önem vermiş,
Türk çocuğu ecdadına tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır diyerek sizleri okumaya davet etmiştir. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız, hissediyorsanız bu yeter sözleriyle kendisini anlamanız için ilke ve devrimlerini, düşüncelerini anlamak gerektiğinin altını çizmiştir. Ve onun ey yükselen yeni nesil, gelecek sizlersiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz sözü sizlere birer vasiyet niteliğindedir. 10 Kasımlar sadece bir yaz günü değildir. Aynı zamanda verdiğimiz sözü yineleme günüdür. Atatürk'ün ebedi hatırasını bu duygu ve düşüncelerle selamlıyorum. Atatürk diyor ki, benim narçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Şimdi de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan videomuzu izleyeceğiz. Yaşamı boyunca tüm sevdiklerim, hangi yaşta olursa olsun, çocuk diye seslenen. Sözlüğünde çocuğun olanı seviyor. Bir adam düşün, bir hayale inan. Bütün dünyanın asla kazanamazlar dediği savaşı kendisine inananlarla kahramanca kazanır. Bir adam düşün, savaş sonrasında yaralar almış ülkeyi ayağa kaldırma, hatta onu en ileriye götürme hayali taşıyan, bunun için yeni ve güçlü bir cumhuriyet kuran. Bir adam düşün, kurduğu cumhuriyeti yükseltmek adına önce çocuklar ve kadınlar için çalışan, geleceği baştan yaratmak adına önceliğini fene, bilime ve sanata veren. İşte bu hayalperest adam bir kere inanmıştı ve inandığı şeyler mutlaka gerçekleşecekti. Bu hayalperest adam için çocuklar önemliydi. Savaşın tüm acımasızlığına küçücük yürekleriyle tanık olan, açlığı ve sefaleti yaşayan, çok sevdiği evlatları için çalışan bu lider, yetim ve öksüz çocuklarla ilgilendi. Başarılı öğrencilere burs verdi. Eğitim olanakları sağladı. Çünkü çocuklarına güveniyordu. Bu hayalperest adam için Türk kadınları önemliydi. Kurtuluş Savaşı'nda hayran oldu. Türk kadınlarına erkekler gibi eşit toplumsal varlıklar olarak yeni kurduğu cumhuriyette yer almaları için 1000 yıl evvel kaybettikleri hakları iade etti. Ey kahraman Türk kadın! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın dedi. Ve bütün dünyaya, kadınlara seçme ve seçimli hakkı vererek öncülük yaptı. Medeni kanunla erkeklerle eşit haklara sahip olan Türk kadınına 1930'da belediye seçimlerine katılma, 1932'de köy ve muhtar heyetlerine katılma hakkı tanıdı. Bu hayalperest adam için eğitim önemliydi. Yeni Türkiye'nin kurulmasının eğitime dayandığını, en önemli ve en onurlu görevin eğitim işleri olduğuna inanıyordu. Çıkardığı kanunla milli ve laik değerlere uygun bir biçimde eğitim ve öğretimle birlik sağladı. 1928'de millet mektepleri açtı. Harf devrimi yaptı. Kurduğu cumhuriyetinde aydın insanlar görmek istediği için modern tarzda eğitim veren üniversitelerin kurulmasını amaçlayan kanun çıkardı. Ve 1933'te üniversite reformu yaptı. Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç. Tahsil yapmış, diploma almış olanları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka, eğitim ve öğretim görmek için, ilim ve fen almak için Avrupa'ya, Amerika'ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz dedi. Ve dediklerini tek tek gerçekleştirdi. Hatta yabancı bilim insanlarına zor zamanlarında kucak açtı. Bu adam için gelecek nesillerin güven ve sağlık içinde olmaları önemliydi. Kurtuluş mücadelemizde el ele,
omuz omuza çalıştı. Çok sevip, çok güvendi ve yaşamının son anlarında beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyerek duyduğu sonsuz güven ve minneti ifade ettiği hekimleriyle çalışarak yeni Türk devletinde sağlık hizmetlerini devlet hizmeti olarak ele aldı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nı kurdu. Böylece sağlık ve sosyal yardım işleri devlet bünyesinde toplanmış oldu. Kızılay'ı ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurdu. Teşkilatları devletin desteği ve halkın bağışlarıyla güçlendirdi. Yurdun dört bir köşesine numune hastaneleri açtı. Tüm yurda aşı üreten Hıfzı Sıha Enstitüsü'nü kurdu. Canını emanet ettiği hekimleriyle, Cumhuriyet'in yükselmesinin eğitimle, sanatla, bilimle ve fenle olacağına inanan bir lider. Bir lider ki, halkının geleceğini yaratmak adına son nefesine kadar çalışan, dünya tarihi Atatürk kadar çocuklara, kadınlara değer veren, bilimi ve fenli öncelikli gören bir lider daha görmedi. Dünün çocukları, onun sayesinde çağdaş ve aydın insanlar oldu. Bugün hala onun açtığı yolda ilerliyoruz. Cumhuriyet, ona inanan ve yaptığı yeniliklere destek verenlerle kuruldu. Bugün hala aynı amaca hizmet edenlerle büyüyor. Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı. Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı. Bu vatan hiç sensiz olmaz ey güzel Cumhuriyet. Milletim öyle demiştir, ya ölüm ya hürriyet. 4A sınıfından arkadaşımız Elif İpek Yıldırım'ı Mustafa Kemal Düşünüyorum adlı şiiri okumak üzere buraya davet ediyorum. Mustafa Kemal Düşünüyorum. Mustafa Kemal Düşünüyorum. Gelenleri alevden al bir ata binmiş, aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal Düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği, arkasından dağ dağ ordular geliyor, her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal Düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel hükmediyor uçsuz bucaksız göklere, al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyorlar zaferden zafere. Mustafa Kemal Düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı, yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal Düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma gidiyor her gece. Ellerinden öpüp. Başın mı dertte? Beni hatırla. Duy beni el sıkıldığından. Baştan sona her şeyle bu vatan. Sakın ağlamasın Kasımlarda Fatihler, Kanuniler ölmez. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. 5. sınıf öğrencilerimizden Nehir Gökdemir'i Atatürk'e yazdığı mektubu okumak üzere buraya davet ediyorum. Sevgili Atatürk, bize emanet ettiğin Cumhuriyet yeni bir yaşına daha girdi. Çağdaş ve güçlü bir ülke olmak için ilan edilen Cumhuriyet sayesinde kendi hür irademizi kazandık. Tüm kanlarını ülkemiz için döken askerlere ve sana teşekkür etmek amacıyla bu mektubu yazıyorum. Seni çok özlüyoruz. Eminim tüm çocukları seni görmeyi ve sana sımsıkı sarılmayı çok istiyordur. Ben de çok istiyorum. Ama maalesef bunu yaşayamadık. Siyah beyaz fotoğraflarla yetiniyoruz. Bütün özel günlerde yanına, yani Anıtkabir'e geliyorum. Seni ziyaret ediyorum. Sana olan sonsuz minnet duygumu dile getiriyorum siyah beyaz fotoğraflarının önünde. Sen bizim iyi kimizsin. Sonsuz saygı ve sevginle. Bugün yatağımdan hür kalkıyorsam, ekmeğim ak, suyum berraksa, ağaçlar çiçek açıyor, topraklar ısınabiliyorsa, sesim gür çıkıyor, özgür özgür bakabiliyorsam, sen varsın göz bebeklerimde, sen varsın Atatürk'üm, sen varsın. 7B sınıf öğrencilerimize hazırladıkları Karanlıktan Aydınlığa oratoryosunu sunmak üzere buraya davet ediyorum. Ordu yok dediler. Bulunur dedi. Para yok dediler. Bulunur dedi. Düşman çok dediler. Yenilir dedi. Ve bütün dedikleri oldu. Sene 1919. Mayıs'ın 16. günü bir akşam üzeri. Bandırma okulunun güvertesi ak duman, karı duman karıştı birbirine. Ve o günlerde biri ayak bastı Samsun'a. Yürüdü etrafında ümitler suna suna. Bu ateşler içinde geçip gelmiş bir erdi.
Göğsünde toplanmıştı milyonlarca Türk'ün derdi. Milyonlarca dert veriyordu ona baş kız. Bir de arkasından genç, yaşlı kadın kız. Bunların karşısında iki şimşek nazar. Diyordu, bu topraklar size olacak mezar. Vatan sürüklenirken bir uçurum ucuna. Dağılan kuvvetleri topladı avcuna. Daha çok özlüyorum seni. Bıraktığın bu güzel vatanın bir parçası olmaktan
Senin gibi bir önderin yaptıklarını öğrenmekten ne kadar gururlandığımı anlatamam. Ülkeme kattığın güzellikler, yenilikler çok değerli. Keşke daha uzun yaşayabilseydin. Bize emanet ettiğin cumhuriyete ömrünün sonuna kadar sahip çıkacağım. Sana söz veriyorum. Çocukları çok seviyordun. Bizler de seni çok seviyoruz. Bayrağımızı sonsuza dek dalgalandıracağız. Rahat uyu. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sen çürür mü tenin? Ruhun yaşar, toprak olsa bedenin. Burçlardan inmez ay yıldızın senin. Yüksekte dalgalan, gökte istikbal. Gönlümde yaşıyor Mustafa Kemal. 7A sınıfından arkadaşımız Irmak Ergin'e hazırladığı lirik dans gösterisini sergilemek üzere buraya davet ediyorum. Hazırladıkları koroyu sunmak üzere buraya davet ediyoruz. Thank you.
bedenden önce bir iç Atatürk. Önder değil bize, yalnız baş değil, başımıza taç Atatürk. 10 Kasım Atatürk'ü anma programımız burada sona ermiştir. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.